Bloomberg HT ekranlarında ekonomik görünüme hoş geldiniz. Hafta içi her gece 21'de olduğu gibi bu akşam da karşınızdayız. İki değerli konuğu ağırlayacağız. İstanbul'da, stüdyomuzda Hakan Güldağ bizlerle. Hakan abi hoş geldin. Hoş bulduk Barış'cığım. Çok İyi yayınlar olsun. Sağ olun. Ve Ankara'da Profesör Doktor Fatih Özatay hocam bizlerle. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar Barış, merhaba Hakan. Merhabalar sevgili hocam. Yani bu programlara ara sıra konuk olmasanız görüşemeyeceğiz. Beklerim Ankara'ya. Geliriz hocam, biz de bekleriz. Evet. Özledik. Geliriz hocam. ben de araya. Tabii gelelim gidelim mi gerçekten? Hocam İnşallah. Her zaman hocamla sohbet hem çok öğretici hem çok lezzetli. Kesinlikle. O yüzden biz de... İkinci kısmı daha güzel. her fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi Fatih hocam size başlayalım. Aslında Hakan Güldağ'ın da bu konuda katıldığı toplantılardan söyleyeceklerini merak ediyorum. Ama bir iktisatçı olarak, eski bir merkez bankacı olarak tabii aynı zamanda TOP Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun bir açıklaması var bugün. Aslında yakın dönemde buna benzer çok açıklama var ama bugünkü açıklamasını aynen okuyorum. Firmalarımız bankalardan talep ettikleri kredileri alamıyorlar. Alanlara ise çok yüksek faiz oranları uygulanıyor demiş. Bu reel sektörün bir finansmana erişim zorluğu, iki ulaşanlara da çok yüksek faizlerle karşı karşıya kalmaları. Nedir bu mesele? Reel sektör neden üst üste bu tip açıklamalar yapıyor? Buyurun. Evet, bu açıklamalar daha önce İstanbul Sanayi Odası'nda da geldi, yapıldı, şikayetler oldu. Anlamadığım nokta şu, yüksek faizden kasıt ne? Mesela İstanbul Sanayi Odası'nda anladığım kadarıyla %40 civarında bir faizden şikayet ediliyordu. Bugünkü toplantıda şikayet edilen faizin düzeyi nedir bilmiyorum. Ama şu nokta açık sanıyorum. Üretici fiyatları %145 arttı değil mi? Üretici evet. Enflasyonu %145'ti. Şimdi üretici enflasyonu %145 olduğu bir ülkede %40 ya da %50 kredi faizine yükseklemek mümkün değil. Bugün ne söylendi onu bilmiyorum. Herhalde söylenen şu, İstanbul'daki tartışmalardan basına daha çok yansıdığı için, daha çok vakit geçtiği için ya %22 faizle krediden bahsediliyor, söz ediliyor. Oysa biz %40'la alamıyoruz ya da %40-50 öneriliyor. Şimdi %22 ile karşılaştırdığınız zaman %50 oldukça yüksek ama ben iktisatçı olarak öyle bakamıyorum. Enflasyon %145 iken üretici enflasyonu yani %40 faiz çok ucuz bir faiz. Birinci nokta bu. Dolayısıyla burada... Aslında faizler yüksek değil. Yani bırakın üfeyi, tüfeğe bakın 80 diyelim. 80'e 40 yine uygun tırnak içerisinde. Ya, korkunç bir şey yani. Enflasyon 40 puan altında faiz çok çok ucuz. Bu bütün makro dengelerin bozulduğunu gösteriyor. Aslında şikayet edilmesi gereken, şikayet edilen şey bütün makro dengelerin bozulmuş olması. Yani bir yandan böyle bir faizler var ortada. Gerçekte bilgisi yok enflasyonla. Ondan sonra bu döviz kurunda müthiş bir artışa, ülkenin risk priminde müthiş bir artışa yol açıyor. Düşmüş olmasına rağmen çok yüksek bir risk primine. Oradan dengeler bozuluyor. Sonra bu kur artışını çok yüksek olduğu için bunu korkuluyor tabii doğal olarak. Durdurmak için bir takım önlemler alınıyor. O önlemler başka alanlarda bozukluklara yol açıyor. Yani bir şey düzeltelim derken, bir bozukluğu düzeltelim derken 5 bozukluk, 5'i düzeltelim derken 10 bozukluk yaratıyoruz. Yani bütün makro dengeler şirazesinden çıkmış vaziyette. Böyle bir ortamda yani %145 enflasyon, %40 faizden şikayet bana çok şey gelmiyor. İktisadi olarak çok anlamlı gelmiyor. Krediye erişimde şikayetin haklılık payı var. Esas hem İstanbul'da anladığım kadarıyla şikayet konusu o. Hem de bugün sizin okuduğunuzda asıl şikayet konusu o. Ama orada da yine mevcut dengesizlikler büyük bir rol oynuyor. Çünkü gidişattan korkulunca çarşemler dengesi açılıyor. Döviz kuru bir yerlere gelmiş. Acaba bir ödemeler dengesi krizi mi olacak falan. Bunlardan haklı olarak korkulunca bu sefer ekonomiyi biraz yavaşlatmak gerekiyor. O zaman kredi arzı çok hızlı artarken aylar önce kredi arzının artışını nasıl sınırlayabiliriz? Ne tür önlemler getirebiliriz? Bu kredi artışı istediğimiz sektörlere gitsin. Yatırıma, ihracata gitsin, diğerlerine gitmesin. Diğerlerine giderse nasıl cerrahi önlemler getiririz? İşte zorunlu karşılıkları şuradan arttıralım. O kredilere, o sektörlere gidecek kredilere. Şu kadar karşılık isteyelim falan. O zaman bir takım yönetmelikler yayınlanıyor. İşte bankalara bunu kontrol etme yükümlülüğü getiriliyor. Hukuki bir takım sorunlar. Bankalar bu durumda haklı olarak frene basıyorlar. Yani ne olacak acaba biz mi hukuki olarak sorunlarla karşılaşacağız? Ama tabii karmaşa. Bu karmaşada krediye erişim de olmuyor. Tüketici kredileri de değil mi? Durmuş vaziyette. Yani çok ucuz krediler vardı evet, falan. Evet. Yani tüketicinin sesi çok çıkamadığı için onlar da mesela ev almak isteyen muhtemelen küçük bir evde olsa o krediye erişemiyor. Çünkü hiçbir şey yerli yerinde değil. Dengeler çok bozuk. Yani aslında herkesin şikayet etmesi gereken iş insanlarının, özellikle öncelikle iş insanları ve bankaların enflasyonla mücadele edilmiyor olması. Bunların hepsi, bu sorunların hepsi bu temel eksiklikten kaynaklanan sorunlar. Ve ne yazık ki işte başka çözüm yolları arıyoruz. Acaba o kredilerden nasıl daha fazla faydalanabilir? Ama bozukluk orada değil ki. Bozukluk enflasyonu yaratan makro politikalarda. Peki. Girişi yaptık Fatih Hocam. Aslında tam bir iktisatçı bakışıyla durum ortaya koydu. Yani 40'tan şikayet ediliyor ama 80 manşet enflasyonu üfeye %145 bakınca 40 ayet makul aslında dedi. Reel sektör hani hangi gerekçeyle faizlerin yüksekliğinden şikayet ediyor? Herhalde bir süre önceye göre gelinen seviyeden bahsediyorlar. Doğru. Anladığım kadarıyla abi. Ve işte erişim zorluğu ile ilgili de yine değerlendirmeler var. Yani hocam da aslında hepsini çerçevelemiş oldu. Yani ama öne çıkan 14'le bankalar alıyor. Yani Merkez Bankası'ndan 14'le veriyor musunuz? Veriyoruz. Evet. Yani konuşmalarda, daha önceki konuşmalarda bu var. Politika faizi 14 mü 14? 14 mü 14. Hani diyelim ki işte ne olması lazım? 20'ler civarında bir yerde olması gerekir. Yani gerekirse almayın kardeşim abi filan. Alma abi demiş. Yaklaşımlarına da evet, neden olan tartışma. Tabii ki iş dünyası madem buralardan bankalar fonlanıyor, bize niye şimdi 40'lar 50'ler geldi diye bir şey var. Onunla birlikte 40'lar 50'ler bunun için yüksek diye bakılıyor. Yoksa enflasyonun hesabına göre zaten hakikaten yani yarısı kadar, hele üfe diye bakarsanız 3'te 1'i kadar bir şey faiz, yani o enflasyonla bunu karşılaştırırsanız durumu. İkincisi de yüksek yani uygun faizlerden bir kere finansmana da erişemiyoruz. Yakalayamıyoruz o rakamları diyenler var. Ve de işte işi çevirmek için bu faize ihtiyacımız var. O yani düşük faizde kredi bulmaya ihtiyacımız var ama o imkandan bir süredir yoksunuz deniyor. Hakikaten de görüyoruz işte her yerde de veriliyor dense bile işte reskont kredilerinde ciddi bir duruş var. Yani daha önce verilenlerin hepsi doğrudur, rakamlar vesaire filan, ama son dönemde böyle bir durum var. İkincisi hocam da daha iyi takip ediyordur ama açık piyasa işlemlerinden de Merkez Bankası'nın verdiği parada en azından bir artış yok. Yani 2020 sonunda aylık bazda 277 milyar lira civarında bir yerde, 2020 sonunda öyle bir yerdeydi açık piyasa işlemlerinden verilen para. 2021 sonunda 563 milyar liraya gelmiş. Bu neredeyse iki katına çıkmış. Şu sırada 419-420 milyar lira civarında aylık bazda. Yani nominal olarak da biraz düşmüş gibi görünüyor. Hani enflasyonla filan da hesaplarsanız orada bir hani frene basma da denilebilir ama daha çok sanki ayağını gazdan çekme gibi bir durum var. Swaplarda da çünkü benzer bir durumu görüyoruz, bir azalma görüyoruz. Yani o gazdan ayağını çekmesi bile motoru ciddi şekilde bağırtmaya başladı. Yani çünkü motor derken reel sektör. Tabii çarkları kastediyoruz, reel sektörü kastediyoruz. Şimdi çünkü yani işte alması gereken var. Mesela reel sektörden insanlarla konuşuyorum, bu kredi şeyi nasıl etkiliyor sizi diye. Ya diyor makine geldi, yatırım için ben harekete geçmiştim, makinalarım da geldi ama naylonundan bile çıkarmadım, öyle duruyor. Çünkü bu kredi piyasasıyla benim oradan elde edeceğim rakamın ben bir şeye yaramayacağını düşünüyorum. Yani oradan bir fazla bir kazanç elde edemem diye düşünüyor. Ya da o krediyi bulamadığı için zaten makinaları çalıştıracak ham maddeyi almak, malzemeyi almak konusunda zorluk çekeceğini düşünüyor. Makineler mesela, alınmış duruyor mu yani? Mesela bir paketinde. Tanesi bunu söyledi. Allah. Geldi, makinalarım geldi ama naylonunu bile çıkartmadık dedi. Öyle duruyor dedi. Şunu söyleyen de var. 30 yıldır ilk kez ben bir hattımı kapattım diyen de var. Gene kredi piyasasıyla ilgili yani ilerleyemeyeceğim diye. Mutlaka bunda şeyler de vardır. Yani dünya ekonomisindeki sıkıntılar, Avrupa'daki meseleler filan da vardır. Mesela Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya'yla geçen gün, yani bu işte salı günü filandı zannediyorum ya da pazartesi günüydü, sohbet ettik. O da söyledi yani bayağı bir durgunlaşma var ve bu krediye erişim zorlukları bizim birçok üyemizin hani siparişlere karşı iştahını da kapatmış vaziyette. Denizlili sanayicilerle konuşuyorum, diyorlar ki biz ters makasta yakalandık bu sürece. Nedir ters makas? Yani bir yanıyla biz yüksek fiyatlarla emtia aldık. Yani stok biraz da çok alanlar da olmuş anlaşılan, siparişlerini tamamlayabilmek için. Zaman zaman Çin'den tedarik sorunları vesaireden tedarik sorunları yani gündeme gelebiliyor. Buralarda gol yemeyelim, siparişlerimizi teslim ederken oralarda gecikmelere meydan vermeyelim. Biz alalım, bir şeyler koyalım. İşte mesela metal iş kolunda bu var, demir çelikte. İşte 1400 dolarlardan bir ara zaten onun da üstüne çıktı ama 1400 dolarlardan almış. Şimdi işte 900 dolarlara gelmiş ton başına. 800'lere doğru yaklaşmış. İplikte aynı keza, pamukta biliyorsun %40 falan bir şey oldu, düşüş oldu. Bütün bunlar bir yanıyla onların, yani sanayici dediğin insanın parası, bu bankada da bir kısım vardır ama esas itibariyle ya ham maddededir, yani malzemesindedir, ya makinasındadır ya da makinenin üstündeki işindedir. Yani oralarda dönüyor bu iş. Oraya bir yeni kova su dökemeyince yeni malzeme de gelemiyor, giremiyor. Öyle düşünmek mümkün. Şimdi servetleri bu anlamda düştü. Yani azaldı. Serveti azalmış oldu. Çünkü emtiadaki mal, emtia o mal fiyatı düşünce onun da serveti de azalmış oluyor. Ama öbür taraftan mesela bir sanayici dedi ki ben de hesapladım dedi, %249 enerji maliyetim artmış. %94 de işçilik ücretlerim artmış, işçilik maliyetlerim artmış. Ama yani bunlara bir şey yapamıyorum. Çünkü herkes de o dönemde de konuştuk, işçilik artacak, bu enflasyonda ne olacak? Başka türlü zaten insanı tutmakta zorlanıyor. Şeyde zaten enerji maliyetleri de, orada da yapacakları bir şey yok. Evet. Bak şimdi önümüzdeki süreçte de şu sıralarda en çok konuşulan konulardan bir tanesi de şu sıralar elektrik kontratları tekrar, yani sözleşmeleri yapılıyor. 3,5 lira en yüksek rakamlar şu anda 4,2. Yani oralardan yapılmaya çalışılıyor 2023'e dair. Orada da yeni maliyetler de geliyor. Şimdi enerji maliyeti arttı, işçilik maliyeti arttı ama emtiadaki düşüş nedeniyle hani iş dünyasının cilvesi diyebilirsin, riskleri diyebilirsin tabii ki ama olan şey bu. Ters makasla yakalandınız, ne yaptınız? Vallahi yatırıma başlamış olanlarımız yaymaya çalışıyor zamana. Hiç başlamamış olanımız da vallahi yani makinalarını almamak için, onu ötelemek için elinden geleni yapıyor. Bankalar da tabii bu durgunluğu görüyorlar. Yani PMI rakamı İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı 46'larda. Dünyadaki gidişat da 3 aşağı 5 yukarı, yani siparişler vesaire belli. Şimdi satamayacağım, belki de bankalarımızın bir kısmı sendikasyona da çok fazla iştahlı değil. Dışarıdaki bankalar da diyorlar ki ya bize bu sene uğramasanız daha iyi. Çünkü yani vereceğimiz oranları beğenmeyeceksiniz. Evet. Yani boşuna kayıtlara olumsuz geçmesin görüşmelerimiz. Hiç şey yapmayın. Bu sene bize uğramayın. Bize atlayın. Zaten içeridekiler de çok iştahlı değil. Parayı da almayabilirim. Sendikasyonları öyle %100'de döndürmeyebilirim deyince piyasadaki durgunluk arttı. Ama belki ben senin yaklaşımlarından şimdi şöyle bir dur sonra devam ederiz alıyorum. Sonrasında birkaç eklemem gereken bir şey de var. Çünkü 2-3 ay bir sıkıntı sürecek gibi görünüyor. Bir izleyicimiz de diyor ki ya tamam işte 1400'den yakalandılar ama daha önce 900'den aldıklarını 1400'e satarken işte, onu da unutmayalım diyenler de var. Yani o da oldu açıkçası. O da oldu. Hakan. Benim yaptığım şey bir şey hesabı, kim haklı, sanayici mi haksız? Onların aktarıyorsunuz. Onlarla hiç alakası yok. Bizim yaptığımız ya şu andaki durumu, onların söyledikleri. Hakan Hocam, ben şimdi Fatih Özatay'a döneceğim. Fatih Özatay, değerli hocam, diyor ki Hakan abi, sanayici anladığım kadarıyla şunu söylüyor. Ya kardeşim, Merkez Bankası, hani siz diyorsunuz ki ya Barış, bu faizler aslında enflasyona bakalım, üretici fiyatları endeksine bakalım, çok makul 40'lar diyelim ki. Ama sanayicide diyor ki ya Merkez Bankası bankalara 14'te veriyor. Bunlar 14'te topluyor. Hadi Merkez Bankası'nın aldıklarını bir kenara koy. KKM 17. Hadi maksimum mevduat faizleri 20, 21, 22. Bize neden 40'da, yani neden 17 ile 20 ile toplayıp bize 40? Şikayet yükseklikten anladım. Bu bir de geçmişte daha makul alıyorlardı anladığım kadarıyla. Şu an daha yüksek faizler. Bu konuda ne dersiniz? Bir de yani bu 14'e 40 size de garip gelmiyor mu? Yani neden 14 o zaman orada? Diye de soruyoruz yani. Buyurun. Ya zaten işin acayipliği 14 ile başlıyor. Yine 14'te hala. Yani şeyi düşünürseniz, İstanbul'daki toplantıyı, %40 faizden şikayeti dinleyen, şikayete muhatap olan kurumun başkanı alma o zaman diyor. Kim o kurum? Enflasyonla mücadele etmekte yasası gereği sorumlu olan kurum. Alma abi o, o zaman. Dedi. Yani nasıl söylediği bir tarafa, enflasyonla mücadele etmekten sorumlu, karşısındaki üreticinin mallarının fiyatları %145 artıyor. Sen %40 yüksek alma diyor. Yani şimdi bu neresinden baksanız garip bir şey. Yani olmuyor. Yani bir taraftan dengeleri bozunca o zaman herkes şikayete başlıyor. Ben krediye ulaşamıyorum. Ben niye %40'dan ulaşıyorum? Halbuki orada %14 var. Şimdi demin Hakan söyledi. Sendikasyon kredilerini çevirmede problemler olabilir dedi. Gönüllü olarak bazıları çevirmek istemeyebilir. Çünkü dolar cinsinden faizler, tefeci faizleri durumunda, yurt dışında risk primimiz nedeniyle. Bazıları da zaten karşıdaki banka bana gelme diyecektir dedi. Bir kredi fonlamanın bir kaynağı bu. İkinci bir kaynağı işte Merkez Bankası'nı kullanıyorlardı. Barış Hocam sen söyledin. Merkez Bankası veya Hakan söyledi. APİ'lerde azalma var dedi. Kredilere oranlarsanız var bir azalma. Çünkü haklı olarak korkuldu bu gidişattan. kredilerde hiç olmazsa biraz frene basılmasa bile gazdan ayağın çekilmesi belli sektörler haricinde istendi. Çünkü gidişat değil. Yani çarşamlar açığı çok daha fazla açılırsa nasıl finanse edeceğiz? Ne olacak? Ödemeler dengesi sorunlarıyla mı karşılaşacağız? Öbür tarafta esas ne kaldı geriye? Fon olarak bankaların açacağı mevduat. Mevduat artışlarda reel olarak bir artış yok. Enflasyonla karşılaştırdığınız zaman nasıl olsun ki? %17 faiz kur korumalı da öbüründe de %14 alıyorsunuz. Yani mevduat sahibi de tasarruf sahibi de herhalde 3 aşağı 5 yukarı hepimiz aynı zeka düzeyindeyiz. Bu enflasyon ortamında %14'lere mevduat yapmak da herhalde pek makul bir davranış olmasa gerek. Şeyin ne olacağı belli değil. Bir dolu belirsizlik var. Kur nereye gidecek? Enflasyon ne olacak? İşte Merkez Bankası'nın rezervleri ortada falan. Şimdi böyle bir ortamda bir de ekonomi yavaşlıyor değil mi? Göstergeler sadece PMI değil, PMI onu gösteriyor ama elektrik tüketimine bakarsanız benzer göstergeler var. OECD verilerine bakarsanız benzer sinyaller var haftalık GDP tahminlerinde. Ekonomide yavaşlamaya gidiyor. Muhtemelen biz 3. 4. çeyrekte, 3 olmasa bile 4. çeyrekte çeyrekten çeyreğe negatif büyüme göreceğiz. Hatta bir yıl öncesine göre negatif rakamlar göreceğiz. Şimdi bu çerçevede herkes dikkatli olmak durumunda. Bir de bu şeyin getirdiği makro ihtiyati denilen, aslında makro ihtiyati olmayan önlemler hocam. Evet, aslında makro ihtiyati olmayan önlemlerin getirdiği de bir kargaşa var. Hangi sektöre vereceğim, ne olacak? Onun hukuksal sorunlarından bakarsın. Fatih Hocam özür dilerim. Şöyle ekleyeyim lütfen, öyle devam edin. Mesela makro ihtiyati önlemler bir Hakan abinin deyişiyle gazdan belki ayağını çekme ya da frene basma. Şunu söyleyen, yorumlayanlar da oluyor. Ya ben mesela öyle sordum. Ben öyle algıladım. Bana verilen yanıtı da söyleyeceğim. Nasıl algıladığımı da söyleyeceğim. Diyorum ki ya 14 politika faizini bir kenara koysak, yani 14 orası kalıyor, orası hiç değil. Yani faiz artışı yapılmıyor, sıkılaşma yapılmıyor. Ama son dönemde üst üste gelen açıklamalar, düzenlemeler, ekonomi yönetiminden alınan kararların hepsi böyle frene basıcı, ekonomik aktiviteyi belki bir miktar yavaşlatıcı, işte o enflasyonist baskıları belki azaltıcı gibi önlemler geliyor bana. Dedim ki ya aslında politika faizini bir kenara, bütün bu alınan önlemler belki hatta merkezin işte bu belki kredi erişimle ilgili zorluklara dair söylemler vesaire, bunların hepsi bir belki enflasyona karşı biraz frene basma adımları gibi değil mi diye sordum. Bana karşı taraf biri dedi ki evet Barış haklısın ya öyle. Bir başka konuğum dedi ki hocam ya Barış bunların hepsi kurla ilgili. Bütün önlemler aslında dolar, yani kur gitmesin, dövizin önünü kesmek için. Yani öyle ekonomiyi yavaşlatmak, enflasyon ilgisi yok dedi. Bu konudaki sizin yani makro ihtiyati önlemler dedik. O konudaki yorumunuzu da çok merak ediyorum. Buyurun. İkinci yorumcuya katılırım. Enflasyonla ilgili diyene katılmam. Enflasyona önem veren yok. Tamamen eğer gazdan ayak çekilmese petrol fiyatları yüksek, enerji maliyetleri yüksek, cari işlemler açığı kaç milyar dolar? 50 milyar dolara doğru gidiyor. Evet. Değil mi? Bir de gazdan ayağınızı çekmezseniz daha yüksek büyüme, daha yüksek ithalat, daha yüksek cari açık. Onun üzerine de şeyi koyun. 180 milyar dolar vadesi gelen dış borç var. Önümüzdeki bir yıl boyunca. Normal koşullarda sorun olmayabilir ama öbür tarafta Avrupa Merkez Bankası faiz arttırıyor. Amerikan Merkez Bankası 0.75'e 0.50 artacak diye piyasalar coşuyor. Yurt dışından kaynak bulmaya erişim zorlaşıyor. Ne demek? Döviz arzı azalıyor. Döviz talebi yüksek. Kredi pedalından ayağınızı çekmezseniz, gaz pedalından döviz talebi daha da yüksek olacak. Kur zaten çılgın bir yere gelmiş vaziyette. Daha fazla artacak. Enflasyon daha fazla artacak. O gidecek, kuru besleyecek falan. Temel korku burada çok açık bir şekilde kur artışı. Enflasyon, enflasyonla dert ediliyor olsaydı zaten buralara gelmezdik. Yani biz bunları konuşuyor muyduk? Krediye erişim. Krediye erişim kimin sorunuydu? Yeni işe başlayan, yeni şirket kuran, kredi geçmişi olmayan ya da işte ne bileyim çok küçük KOBİ'siniz falan. Bunlar için başka mekanizmalar vardı dünyada, Türkiye'de işte kredi garanti fonları falan. Böyle büyük ölçekte bir krediye erişim konuşulmuyordu ki. Yoktu bunlar. Evet. Bunlar işte bu son gördüğümüz ekonomi politikasının son aylar derken geçen sene Eylül'den beri neredeyse bir sene oluyor. Sonucu. Hocam o diyor ki başkan, Merkez Bankası Başkanı, efendim? Krediyi verdik ucuza, 55 milyar dolar aldınız Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana. Sanayiciye 55 milyar dolar aldınız diyor. Krediyi verdik, o krediyle gidip dolar aldınız. Yani, bir işletme sermayesi ihtiyacını arttırıyorsunuz. Hakan biraz söyledi. Bir yandan değil mi? Acayip üretici fiyatları artıyor. Stokların maliyeti artıyor. Girdilerin maliyeti artıyor. Korkunç bir işletme sermayesi ihtiyacı artıyor. Öbür taraftan dövizin nereye gideceği belli değil. Döviz cinsinden borcunuz var. Onu kapatmaya çalışıyorsunuz falan. Ya bütün bunları yapmayın. Kimse de krediye erişim edilmiyordu. Kimse de işte ne bileyim o parayı aldınız, dövize gittiniz diye şikayet etmesin. Öyle bir ortam olmaz zaten. Yani dengeler bu kadar bozulmaz. Dengeleri bu kadar bozmazsınız. Böyle garip garip şeyler çıkıyor. Yani konuşmuyoruz bile işte ücretlinin durumunu. Çünkü ücret 2 ay sonra o ücret artışı eriyecek, gidecek. Evet. Ondan sonra onları konuşmaya başlayacağız falan. Yani bütün dengeler bozuluyor. Yani makroekonomi böyle bir şey, şakaya gelmiyor. Yani enflasyon da böyle bir şey. Dolayısıyla yani temel bu işleri tetikleyen bütün mesele enflasyonu arttırıcı politikalar. Sıçrattırıcı, arttırıcı demek de ayıp artık. Arttırmaya şey olur, arttırma sözcüğünü yanlış kullanmış oluruz. Azdırıcı. Yani bu iş böyle bir yerlere geldi ki hiçbir şey dikiş tutmuyor. Temel kabahat burada. Yani bunlardan şikayet edilmesi gerekiyor. Ama bunlar yüksek sesle şikayet edilemiyor. Malum neden. Yani aslında reel sektörün enflasyondan mı şikayet etmesi gerekiyor? Tabii ki yıllar önce etmesi lazımdı ama onlar olmadı. Hiç olmazsa Eylül'de itibaren etmesi lazımdı. Yani bu politikalar doğru politikalar değil diyebilmek lazım. Ama denemiyor. Ya bankalar da diyemiyor. Anladığım kadarıyla reel sektörde diyemiyor. O zaman etraftan dolaşılıyor. Bir kez daha geleceğim Fatih Özatay. Hocam Fatih Özatay'dan size döneceğim. İzleyicimiz de 20 yıldır sizi izliyorum demiş. Hasan Bey Bloomberg öncesinde de izliyor galiba. 13 seneye doğru gidiyoruz. 2010'da açıldık. Ama yani uzun süredir izliyor anladığım kadarıyla. Sanayiciyim diyor. GES'le ilgili güncel mevzuat değişiklik tasarısı binlerce küçük ve orta ölçekli işletmeyi iflasa sürükleyecek boyutta. Lütfen bu konuyu gündeme getirin diyor. Bir başka izleyicimiz bana biraz sitem etmiş. Barış Bey 90 aldığım malı 140'a sanayici satmış dediniz. Bunu ben söylemedim. Gelen bir mesajı okudum ama yine de devam edeyim mesajınıza. Aynı dönem sanayicinin malı yerine koyma maliyeti de çok yüksek olduğundan olmasın o sakın demiş. Efendim bu dediğiniz ham madde fiyatının afaki yükseldiği dönemdi diyor. Bir başka izleyicimiz sanayici Salih Bey yazmış. 14'ten alıyor 40'tan satınca adı stokçu oluyor ama Merkez Bankası 14'te faizi bankalara veriyor. Bankalar 40'la verince stokçu olmuyor mu demiş. Yani stok tanımı üzerine bayağı bir kafa karışıklığı var anladığım kadarıyla. Hakan Güldağ az önce abi anlatacağım ekleyeceklerim var demiştin. Reel sektörden dinleyelim seni. Ya, evet onları da söyleyeyim ama yani bir cümleyle hocamın yaptığı şu enflasyon konusunda yani enflasyonla mücadele meselesini ne yapacağız? Çünkü bu işi yani Merkez Bankası'nın zaten 1 numaralı görevi fiyat istikrarı ama onun ötesinde de bütün bu dengeleri bozan konu olarak enflasyonun hakikaten bu toplantılarda yani işte kamu bankalarıyla da olsa bilmem hükümetle de olsa, Merkez Bankası'yla da olsa bunların tabii gündeme gelmesi önemli. Geliyor mu? Çok gelmiyor. Değil mi? Çok onu gelmiyor. Söylüyor. Yani evet, diyor ki bırakın faiz, enflasyonu gündeme getirin. Şimdi yani şunu da yani anlamak gerekir ki tabii orada her sektör kendi durumunu anlatıp kendisinin ülke ekonomisi içindeki payının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar döviz kazandırıcı olduğunu, bunun içinde hatta uygulamaların dışında kalması gerektiğini ya da işte bir şekilde finansmanla desteklenmesi gerektiğini anlatıyor. Yani bu sektörlerin temsilcileri açısından yapmaları gereken bir konu. Ama gerçekten işin temelinde enflasyon var. Biz burada ne yapacağız? Bu enflasyonla mücadeleye gitmezsek, üzerine gitmezsek, siz bir süredir bu politikalar uygulanıyor ama doğru bir yere gitmediğini görüyoruz. Burayla ilgili ne düşünüyorsunuz, ne yapacaksınız gibi konuların da gündeme gelmesi bence de kritik önemde. Çünkü hani hep günlük sorunlarımızı çözebileceğimizi düşünüyoruz bu şekilde. Yani enflasyonla mücadele bu toplantılarda. Şimdi haksızlık etmeyelim. Hiç kimse dile getirmiyor diyemem. Gelmiyor hocam. Ben hiç duymadım Hakan abi. Yok. Hani manşetlere hiç çıkmadı. Sanayici şöyle, yüksek enflasyona şikayetçi hiç duymadım. Hayır. Sanayici yüksek enflasyondan şikayetçi diye manşetlere çıkmıyor. Çünkü o kadar gür bir şekilde söylenmiyor. Ama finansmana erişemiyoruz. O çıkıyor. O çıkıyor. Çünkü öyle o gür söyleniyor. Yani haksızlık etmemek için söylüyorum. Mutlaka dile getiren de vardır. Ama enflasyonla mücadele, hatta ne bileyim bu CDS primlerimiz şimdi biraz 700'lere falan geldi ama CDS primlerimiz neden bizim bu kadar yüksek? Bunları biz aşağı indiremezsek, bankalar uygun borçlanamazsa biz burayı ne yapacağız? Yani burada başka bir politika mı gündeme gelecek? Buralar nasıl üstesinden geleceğiz diye sorulması da son derece önemli olur. Belki bu konuştuklarımızın yani onlar sen ekle lütfen devam et ama eğer kendi ifadeleriyle sanayici, reel sektör düşük faizli kredi almaya devam etse enflasyon zaten hiç gündeme gelmeyecek. Evet. Zaten gelmiyor da ben şimdi, öyle anlıyorum. Evet. Şimdi sorun değil yani. Doğru. O taraf için. Yani sorun belki ama öncelikli olarak bunu ifade etmeyi gerekli görmüyor. Yani ben kendi sektörüm için ne yaparım, hangi kurtarırım, imkanı sağlarım, hangi imtiyazı elde ederim, daha çok bunların üzerine yoğunlaşılıyor. Bu da bizim genel bir sıkıntımız. Şimdi mesela bugün de konuşuldu değil mi? Yani TOP'da konuşuldu. Evet. Geçen sefer pek anlatamadım çünkü ben de sektör meclisi temsilcisi olarak orada olduğum için paylaşmam meslektaşlara da haksızlık, ayrıca oranın kendi kuralları var. Ona karşı da bir şey olur, saygısızlık olur. Onun için çok şey yapamadım ama mesela bu toplantıda da bakıyorum kamu bankalarıyla yapıldı. Yani tabii ki bunlar da benim orada olup dinlediğim konular değil, edindiğim bilgiler. Ama iki konu öne çıkmış gibi görünüyor. Yani gene tabii ki finansmana erişim çerçevesinde nasıl olacak, nasıl yapacağız? Şimdi 25 milyar dolar kabaca bir yıl sonuna kadar bir ödeme var. Bunun da yani özel sektörün ödemesi var, dış borç ödemeleri var. 9 civarında yani 19 milyar dolar civarındaki bunun bankalardan. Yani işte 6 milyar dolara yakın kısmında reel sektörden diye bir konu gündeme gelmiş. Bunun da varlığı yani biraz önce sen de söyledin, hocam da söyledi. Hani izleyenlerimiz de işte kur meselesini ya da senin aktardığın konuydu. Dövizi kontrol etme meselesinin hala ön planda olduğu, bu dış borç ödemelerine dikkat çekilmesinden ben öyle algılıyorum. Onun için de orada konuşulan da 2-3 ay daha, yani deyim yerindeyse bu şekilde ifade edilmemiştir ama dişlerin biraz daha sıkılması gerektiği, sonrasında bir rahatlamanın gelebileceği daha fazla ifade edilen konu olmuş. İkinci bir konuda bu banka teminatları için esas alınan gayrimenkul değerlerinin çok düşük kaldığından sanayici sürekli şikayet ediyor. Yani enflasyona göre yani sonuçta ekspertiz raporlarına da yansıyacak bir şekilde bunlar pek güncellenmiyor. Bu güncellenmesi için bir çalışma başlatıldığı anlaşılıyor. Yani daha taze haber olarak ya da bilgi olarak bunlar paylaşılabilir. Bundan bankaların da şikayetçi olduğu, onların da bunun düzeltilmesini istedikleri anlaşılıyor. Yani para, özetle parada, kaynakta bir sıkıntı var. Var olan dövizle dönmeye çalışıyoruz. Var olan Türk lirasıyla da bir anlamda dönmeye çalışıyoruz. Açılmamaya çalışılan bir pozisyon var. Hocamın da söylediği gibi herhalde tehlikenin belli ölçülerde farkına varıldığı için orada bir durum bakalım noktasına gelinmiş. Bu 2-3 ay daha bütün bu finansmana erişim şikayetlerine, haykırışlarına rağmen 2-3 ay daha sürecek gibi görünüyor. Ondan sonra ne olacak da bu değişir bilemiyorum şu an için. Bir ihtimal tabii seçim ekonomisine doğru bir gidişat olacak her durumda. Biraz da şu sıralarda hükümetin de fokusunun, özellikle bakanlık tarafından ana odağının para bulmak, ülkeye para çekmek, park edecek para, değişik kanallardan gelecek parayla bu sürecin yönetilmesi arzu ediliyor. Çünkü bir kaynakta bir sıkıntı olduğu artık herkesin kabul ettiği bir nokta oldu. Yani ödemeler var. İşte turizmden beklentilerimiz, onun için belki 35 milyar beklentimizi 37 milyar diye biraz da böyle öyle büyük, Sayın Bakan, yüksek sesle söyleme ihtiyacı içindeyiz. Çünkü oradan başka, yani bakıyoruz ihracatta bir şey var. Bir duraksamaya doğru gitmeye başladık. İhracat, ithalat, yani bence ithalatta da bir aşağıya çekilme olacak. Yani rakamları tekrar bir hatırlamak gerekirse dış ticaret açığımız 62 milyar dolara geldi. Cari açığımızda 30 milyar dolarlar civarında dolaşıyor. Herhalde bu Haziran açıklanacak şimdi. Ağustos, yarın açıklanıyor değil mi? Yarın açıklanıyor. 11 Ağustos'ta açıklanıyor onlar. Açıklanacak. Hayır, Haziran açıklanacak. Ha, cari dengede. Cari dengede. Haziran. Yok, dış ticaret tarafında. Dış ticaret tarafı açıklandı. 62 milyar dolara geldik Haziran itibariyle. Ama cari denge tarafı da herhalde orası da bir 32-33 civarında bir şey olacak. Çünkü beklentiler 3,5 milyar civarı. Dolarla 5 milyar dolar civarında gidiyor. Yani ama artıyor. Yani arttığı kesin. Cari açığında, dış ticaret açığında arttığı kesin. Hangisi daha hızlı artıyor diye bakınca ihracatın %19'larda, ithalat artışında %44'lerde olduğunu görüyoruz değil mi? Yani ya sene başından bu yana %45-46. Yani şimdi orada da makas çok ihracat lehine dönmedi. Hala ithalat. Enerji faturası deniyor. Enerji faturası, doğru. Yani sene sonu 100 milyar dolar deniyor. Böyle 20-22 milyar dolardaydı. Ya en azından ilk yarıyı biliyoruz. Yani geçen sene 17,6 milyar dolar civarındaydı. Bu sene 50 milyar dolar oldu yani ilk 6 ay bakımından enerjiye ödediğimiz fatura. Belki biraz yani o kadar Brent petrol filan biraz daha makul seviyelerde kalabilir ama yüksek kalacağı anlaşılıyor, gene 90-95'in üstünde kalacağı anlaşılıyor. Hı hı. Ama her durumda biraz yavaşlayacaksak o faturada biraz daha azalabilir de. Emtia da biraz daha azalabilir. Yani oralarda belki Merkez Bankası'nı rahatlatacak bazı şeyler var ama yetmiyor. Yani turizmden gelen para da yetmiyor. Bizim bir yerlerden kaynak girişine ihtiyacımız var. Zaten ben Ramazan'dan beri, yani Ramazan ayından beri çok iyi biliyorum ki konuşulan konu bu. Yani Türkiye'ye bir kaynak girişi, bir 50 milyar dolarlık bir para girişi. Oraya bağlı olarak bence işler şekillenecek ama hükümetin de bu parayı bulmak noktasında biraz da Rusya ile olan ticaretle de bu iş sanki kolaylaştı gibi görünüyor. Bayağı bir odaklandığını anlıyoruz. Biraz da para girişi doğrusu var. Bir araya gideceğim izninizle. Tabii. Hakan abi. Fatih Hocam, dönüşte sizinle devam edeceğim izninizle. Kısa bir aranın ardından karşınızdayız. Ekonomik yönüm devam ediyor. Hakan Güldağ ve Profesör Doktor Fatih Özatay konuklarımız. Fatih Hocam'la yayın öncesi haberleştiğimizde Barış işsizlikten de bahsedelim demişti. İsterseniz oraya geçebiliriz. Daha böyle alevli konular da var. Yani para geliyor, para geldi, para gelecek falan. Ama hocam tercihi size bırakayım. Dilerseniz başka bir programda konuşabiliriz bu para geliyor mevzusunu. Hatta geldi diyenler de var. Bakın Merkez Bankası bilançosuna diyenler de var. Bilmiyorum. Gazeteci yanınızda vardı. Esasını biliyorduk. Evet, evet. Ona soracağım zaten. Tamam. Buyurun hocam. İşsizlik. Şimdi ben bugün akşam, çok özür dilerim, şöyle pas atayım işsizlikle ilgili. Sevgili Seyfettin Hoca'yı dinledim. Seyfettin Gürsel. Diyor ki Seyfettin Hoca, ya diyor bir buharlaşma var diyor. Bizim yayına bağlandı. Şöyle yaklaşık söyleyeceğim. İstihdamda 46 bin azalma var. 136 bin işsiz azalıyor. İş gücünde 180 bin azalma diyor. Burada diyor bir buharlaşma ben görüyorum diyor. İkincisi Mayıs ayını TÜİK 10.9'dan 10.6'ya revize etmiş diyor. Ya bu diyor böyle ufak tefek revizyon değil. Bunu bir açıklaması lazım diyor. Ben revize ettim olmaz diyor. Ne dersiniz? Buyurun. İş gücünden bir çıkış var, bir buharlaşma var diyor. Buyurun. Vallahi Seyfettin Hoca bu işleri iyi bilir. Onun uzmanlığına giriyor. O buharlaşma görüyorsa buharlaşma vardır. İş ciddi. Bu revizyonu ben de gördüm. 10.9'dan 10.6'ya. Ben de şaşırdım. Çok yüksek bir revizyon. Ama işte bu rakamlar son zamanlarda ne yazık ki böyle oldu. Benim işsizlikle ilgili esas söylemek istediğim, yani Seyfettin Hoca zaten siz özetlediğiniz söylemiş. Yine ilk bölümdeki tartışmayla ilişkili. Yani şöyle bir görüş oluyor Türkiye'de ne yazık ki. İşte eğer biz enflasyonla mücadele edecek olursak işsizlik artabilir diye. Ya da büyüme düşebilir diye. Doğru. Ya bu tümüyle yanlış. Çok çalışma var. Bizim gibi ülkeler için yapılmış. TÜSİAD'ın kendi çalışması var. Kamil Yılmaz Hoca'nın, Cevdet Akçay Hoca'nın ve Emre'nin yıllar önce 2003'te yaptıkları çalışma var mesela. Ondan sonra bir dolu öyle çalışma var yurt dışında, yurt içinde. Gösterdikleri şu. Belli bir enflasyon eşiği geçildikten sonra o tür ülkelerde enflasyonla mücadele eden ciddi bir ekonomi programı uyguluyorsanız büyümeyi arttırabiliyorsunuz. Büyümeye zarar vermiyorsunuz en azından. İşsizliğe de zarar vermiyorsunuz. Bir bunun altını çizmek istiyorum. Onun için ben işsizlik konuşmak istedim. Yani bu çok önemsiyorum. Çünkü ya en de sonunda işte seçimler gelecek. Seçimler az kaldı. Farklı bir ekonomi politikası uygulanacak. Kim iş başına gelirse gelsin. Bu böyle gitmez çünkü. O zaman o ekonomi politikası tasarlanırken bu tür kaygıların olmuyor olması lazım. Bu önemli bir nokta bir. Bunun altını çizmek istedim. Onun için işsizliği konuşmak istedim. İkincisi de şu. Para politikası çok ilişkilendiriliyor işsizlik faizlerle falan. Değil mi? Mesela faizlerin bu kadar düşük tutulmasının Türkiye'de temel gerekçesi olarak büyüme ve istihdam tercihi gösterildi. Ama o tercih işte bizi buralara getirdi. Peki o zaman mesela çok basit bir soru aslında herkesin düşünmesi için. Euro bölgesinde tek bir para kullanılıyor, euro kullanılıyor. Tek bir merkez bankası var, Avrupa Merkez Bankası. Dolayısıyla tek bir merkez bankası faizi var. Kaçsa şu anda o. Oradaki en büyük iki ülkeye bakın. Fransa ve Almanya ekonomileri. Fransa'da işsizlik oranı %8'lerde dolaşıyor. Almanya'da %3. İspanya'da da %13 falan. Nasıl oluyor bu? Aynı para politikası, aynı para birimi, aynı faiz. Demek ki başka şeyler önemli. Demek ki Almanya bir şeyler yapmış. O yaptıkları iyidir, kötüdür. Çünkü 2002 Euro'nun kullanılmaya başlandığı dönemin başına giderseniz, 2002'ye giderseniz aynı işsizlik oranları var 3 aşağı 5 yukarı. Demek ki mesele salt şey değil, para politikası değil işsizlik açısından ele alındığında. Evet. Enflasyonla enflasyonla mücadele etmeme ikilemi de yok. Yani bizim buralarda rahat ediyor olmamız lazım. Fatih Hocam, Sayın Bakan dedi ki geçen gün 3 Ağustos'ta Hazine Maliye Bakanımız, büyümeden taviz vermediğiniz zaman enflasyonla mücadeleniz biraz zaman alır. Bunu bir söyleşi de söyledi. Bu yanlış, tümüyle yanlış. Tümüyle yanlış. Ya bunu hem akademik çalışmalar yanlış olduğunu söylüyor, hem Türkiye'nin yakın deneyimi yanlış olduğunu söylüyor. Daha ne olsun? Yani hem deneyim var, gözlemler var, ülke deneyimleri var, hem akademik çalışmalar var. Yok böyle bir şey. Ya bunu Almanya için söyleyebilirsiniz, Amerika için söyleyebilirsiniz, düşük enflasyonlu ülkeler için söyleyebilirsiniz. Ama belli bir düzen üstünde, hele Türkiye gibi enflasyonun, manşet enflasyonu %80, üretici enflasyonu %145 olduğu bir ülkede böyle bir feragat söz konusu değil. Ciddi Türkiye'nin risklerini düşünecek bir ekonomi programı tasarlayabiliyorsanız bu aynı zamanda büyüme dostu oluyor. Çünkü yatırım dostu oluyor. Belirsizlikleri azaltmış oluyorsunuz. Krediye erişim sorununu falan çözmüş oluyorsunuz. Döviz kurundaki oynaklı, döviz kurundaki belirsizliği azaltmış oluyorsunuz. Doğru yapabiliyorsanız, doğru tasarlayabiliyorsanız. Peki. Mesela bunun 2001 krizinden sonra ortaya konulan programdır. Ama işte bir başka şey söylüyorum ben. Yani tek İspanya, İtalya, Almanya, Fransa işsizlik rakamlarını karşılaştım. Son 1-2 ay değil. Son 5 seneyi, son 10 seneyi. Yani demek ki iş para politikasını bilmiyor. Başka çok daha önemli şeyler var. Ya bunları tartışalım diye söylüyorum. Gözden kaçmasın diye. Estağfurullah hocam. Biz de dinliyoruz. Ama çok önemli bir nokta. Hakan, çünkü yani hakikaten bir tür öğretilmiş çaresizlik gibi. Yani hepimizin algısında bu var. Yani sadece yani şimdi tabii olması gereken bu algıyı daha fazla deşmesi gereken, bununla ilgili politikaların oluşması gereken yerlerde hükümet gibi, otoriteler gibi, aynı zamanda iktisatçılar gibi oralarda belki tartışılıyordur ama yani en azından kamuoyuna bu çok fazla yansımıyor yani doğrusu. Yani hepimizin algısı esas itibariyle enflasyonla mücadele edersen büyümeden feragat etmek durumundasın. İşsizlik patlar filan, onun için zaten işte o mudur bu mudur, biz enflasyonun yerine büyümeyi tercih ettik meseleleri filan herhalde hep oralardan çıkan ve hepimize de biraz makul gelen konular. Bence hocamın açtığı konu son derece önemli bir konu. Belki tartışılması, daha fazla tartışılması gereken bir konu. Ama bilemiyorum yani şu anda bizim zaten odak noktalarımız çok oralarda değil. Ne işte biraz önce konuştuğumuz gibi enflasyon gündeme geliyor, ne de işsizliğe de şu sıralarda şöyle bakıyoruz. Yani bence çok değişen bir şey de yok. Mesela genç işsizliğine bakınca rakamlarda fazla değişen bir durum da yok. Asıl bence odaklanılması gereken yer de biraz orası. Ya da mesela iş gücüne katılıma bakınca oranın da azaldığını görüyorsun filan. Yani Seyfettin Hocam o noktada bence haklı. Yani şöyle... Son cümle şunu söyleyeyim, yani bizim odağımızın buralara gelmesine sanki biraz zaman var gibi. Çünkü iş dünyamız da hani işsizlik noktasında belki kısmen kendi tecrübelerinden dolayı haklı olarak da şunu söylüyor. Ya biz işçi bulamıyoruz ki, yani çalışacak insan bulamıyoruz. Hangi işsizlikten bahsediyoruz bu ülkede diye onların da feryadı bu yönde. Bu bambaşka ele alınması gereken bir konu gibi görünüyor. Mutlaka acilen ele alınmalı belki ama şu anda Türkiye'de reel sektörün, ne bileyim, piyasaların gündemindeki bir konu gibi değil. Bir sanayi odası başkanı bana şöyle söylemişti. Türkiye'de barış, işsizlik yok, işçisizlik var. Yani biz işçi bulamıyoruz. İş beğenmeme var diyor. Hangi ücret düzeyinde? Oradaki o da var. Peki, çok... Hangi ücreti veriyorsunuz da insanlar çalışmak istemiyor? Orası da bambaşka bir yapısı. Doğru, bambaşka programda konuşalım deyip bağlayayım ben. Hakan abi çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Fatih Hocam çok teşekkürler. Her zamanki gibi çok keyifliydi. Teşekkürler. Ankara'ya selamlar. İyi akşamlar. 22'de buluşacağız efendim.